Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Annem bu tarifte sizlere çok güzel bir arnavutçu çorbası yapacak. Sözlerimi bırakmadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve sizi anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim. Evet, Tuğçe'den de duyduğunuz gibi bu tarifimde sizlere çok lezzetli, tadına doyamayacağınız arabaşı çorbası tarifi vereceğim. Daha önce de arabaşı hamuru tarifi vermiştim. Hemen sağ üst köşede çıkan linke tıklarsanız arabaşı hamuru tarifime de ulaşabilirsiniz. Görselde görüyorsunuz ne kadar güzel özlü bir çorba olduğunu. Bu çorbanın en önemli püf noktası hindi etiyle ya da kaz etiyle falan yapılmasıdır. Ben hindi etiyle yaptım. Ama hindi eti olmadığı zaman tavuk etiyle de çok yapıyorum. Bakın tarifime geçiyorum. Bu 6 kişilik bir çorba tarifi. Aşağı yukarı tepeleme 4 yemek kaşığı unu kuru tavaya alıyorum. Ve o şekilde unu hafif pembeleşene kadar sürekli karıştırarak kavurma işlemine başlıyorum. Ununuzu sürekli karıştırın ki yanmasın. Sürekli karıştıra karıştıra rengi hafif pembeleşene kadar karıştırıyorum. Rengi hafif değişmeye başladı. Videoda tam gözükmeyebiliyor ama hemen alt kısımlarına bakarsanız rengi hafif, çok açık kahverengileşmeye başladı. Tüm unumun rengi bunu aldığı zaman ocaktan alıyorum ve tavamı soğuk suyla ısladığım bir bezin üzerine koyuyorum ki hala tavanın sıcaklığıyla ununuz kavrulmasın. Evet, şimdi tencereme 2 yemek kaşığı tereyağını aldım. Ve tereyağı hafif pembeleştikten sonra salçalarımı koyacağım. Evet, tereyağım kavruldu. Köpür köpür olmaya başladı. Ve hafif kahverengileşti. Bakın. Yine belirtiyorum. 6 kişilik çorba için. 6 kişilik çorba için verdiğim bir tarif. 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçasını koyup yaklaşık 2-3 dakika kavuruyorum. Şimdi kavurduğum unu ekliyorum. Unu da ekledikten sonra yine 1-2 dakika kavurma işlemine devam ediyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra yaklaşık 2 su bardağı kadar soğuk su ekleyin ilk başta, topaklanma olmasın. Şimdi videoda göreceksiniz, ben soğuk suyu biraz az tutmuşum. Bir yandan da video çektiğim için tekrar alamadım. O yüzden bir hafif topaklanmalarım oldu. Onu sonradan dağıttım fakat siz hiç topaklanma olmasını istiyorsanız soğuk suyunu biraz fazla tutarsanız hiç topaklanmaz. Ve ardından hindi suyumu ekledim. İşin püf noktası da bu. Gerçekten hindi suyu çorbanıza mükemmel bir lezzet veriyor.
Hindi suyumu da döktükten sonra çorbamı iyice homojen bir karışım olana kadar karıştırıp suyunu ayarlayacağım. Lütfen daha sonradan döktüğünüz suyunu sıcak ekleyin ve sıcak eklediğiniz suyu da yavaş yavaş ekleyin ki çorbanızın kıvamını iyi ayarlayabilirsiniz. Çünkü un çorbası olduğu için kaynadıktan sonra suyunu ayarlamanız çok daha iyi olacak. O yüzden en başta suyu biraz ayarlı dökün. Bakın ben biraz döktüm. Ve kaşığımı alıp hafif kıvamına bakıyorum. Bu kıvam benim için çok iyi. Kaynadıkça biraz daha koyulaşacak. Ayrıca hindi etini daha önceden kemiğinden ayırıp yaklaşık 2'şer 3'er santim kalınlığında kesmiştim. Şimdi çorbamın tuzunu ekliyorum. Kaynadıktan sonra yalnız. Tuzunu, pul biberini atacağım. Kırmızı toz biber ekliyorum. Siz baharatlarını sevdiğiniz acılığa göre ayarlayabilirsiniz. Genellikle arabaşı çorbası çok acı sevilir. Fakat benim küçük bebeğim de olduğu için fazla acı yapamıyorum. Herkes kendi tabağına ekliyor. O şekilde de olabilir. Herkes kendi tabağına da yerken atabilir. Evet. Ve bakın arabaşı çorbanın üzeri bu şekilde kabuklanana kadar kaynatıyorum. Ve kaynattıktan sonra servis etmeme 10-15 dakika kala altı kaynayan çorbamın üzerine hazırladığım hindi etlerini ekleyeceğim. Daha önceden eklemiyorum çünkü hindi etiniz çok parçalanabilir içinde. Bakın. Kemiklerden ayırdığım, hazırladığım hindi etini de ekleyip bir 10 dakika kadar daha kaynatıp servise alacağım. Biliyorsunuz hamuruyla nasıl yendiğini, hamurundan bir parça alıp çorbanızdan alıp hamurunu hiç çiğnemeden löp diye yutulan bir çorba tarifi bu. Ayrıca o şekilde yapıp kendiniz evde hamursuz da yiyebileceğiniz çok lezzetli bir çorba. Bakın. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.